Hocam 4 puan farkla en yakın rakibin 4 puan önünde zirvedesiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet, bulunduğumuz konumdan, yaşadığımız çizgiden son derece memnun olduğumuzu söylemek isterim. Futbol adına yorumlar yapmayı, futbolla ilgili konuşmayı her zaman çok seven birisiyim. Ama bazen maalesef ülkemizin yaşadığı sıkıntıları, ha neler değişecek? Bence çok şeyler yine değişmedi, değişmeyecek de. Sadece biz konuşmakla, üzülmekle hiçbir uygulamanın olmadığı, devam edebileceği her türlü böyle sıkıntıları yaşamaya devam edecek ülke futbolu. Daha şeffaf olmalı. Daha insanların özgürlüğü kısıtlanmadan, ben hep futbol oynarken de bunu söylemek diye gördüm. Futbol oynarken de hiçbir hakemin veya gözlemcinin, herhangi birinin, merkez hakem kurulu maçtan sonra çıkıp herhangi bir açıklama yapmadığına şahit olduk. Bugün de bakıyoruz. Bugün de herhangi bir açıklama yapılmıyor. Niye bu şeffaflık yok? Neden? Yani ülke futbolumuzda bu kadar birbirimize güvensizlik ve inançsızlık nedir? İnsandır. Hakem de hata yapacaktır. Yapabilir. Ama bunu çıkıp açıklamasında, bunu konuşmasında, maçlardan sonra yorumlamasında nasıl bizlerden, sizler ve yayıncı kuruluşlar basın toplantısı istiyorlarsa, biz de çıkıp öz eleştiri yapıp takımımızla ilgili ve kendimizle ilgili yorumlar yapıyoruz. Ben de daha şeffaf olunmalı, daha böyle insanların özgür bir şekilde kendi düşüncelerini ifade edebilmeli. Yani dokunulmazlık gibi bir zırha sahanın içinde büründükçe hakemler hep tukaka olacaklardır. Bu zırhı bir kaldıralım, birbirimize inanalım, güvenelim, birbirimizi sevelim, sayalım. Yani bu inancı biraz daha sevgiye döndürelim. Hakemler de içeride daha sevecen olmalı, daha psikolojiye yakın hareket etmeli, daha dışarıdaki insanları anlayışla karşılamalı. Dışarıdaki insanlar daha hakemlere sadece maçın sorumlusu hakemlermiş gibi, teknik adamlar, futbolcular, yöneticiler sadece maçın mutlak tek problemi hakemmiş gibi konuşmamalı ve herkesin daha böyle duyarlı olması, daha keyifli bir hale dönüştürmesi futbolu. Sanırım herhalde dünyada bir tek biz bu kadar hakemi konuşuyoruz ve biz bu kadar hakemleri eleştiriyoruz. Bugün Türkiye'nin en üst seviyesinde teknik adamlık yapan antrenörlere bakıyorum. Maç içinde, maç sonrasında hep açıklamalar hakemlerle ilgili. Bırakın kendinizi kurtarmayı. Bırakın kendinizi kurtarmak için hakemleri göz önüne atmayı. Yapmayın bunu. Yapmayın. Siz sadece hakemlerde mi hata buluyorsunuz? Evet, yanlış kararlar veriyorlar. Biraz daha işi gevşettiler. Evet, bunların hepsine katılıyorum. Niye? Var diye, avar diye bir sürü yardımcı faktörler çıktı ama bunların hiçbirine tenezzül etmeden veyahut da bunları biraz daha geri planda bırakarak maça hakim olmayı düşünmüyor hakemler. Sadece özellikle üst liglerden bahsediyoruz. Bizim liglerimizde hatalar çok oluyor. İşte bu ayrımcılık yukarıda var var, bizde yok. Aşağıda off-spor maçında hakem dayak yiyor. Dövüyorlar hakemi. Kimse sesini çıkarmıyor. Boykot yapmıyorlar. Niye bu ayrımcılık? Ben buna karşıyım. Benim söylemek istediğim şey, aşağıda insanlar yemediği dayak kalmıyor. Hakem, özellikle senin Umut Meler'le orada maçı yöneten hakem arasında ne fark var? Yani klasman hakemi olduğu için mi bu kadar ses getiriyor? O insan değil mi? Onun ailesi yok mu? Onun sevenleri yok mu? Yani bu kadar bazı şeyleri ayrımcılık yaparak sürdüremeyiz. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Daha böyle birbirimize o altta, o üstte diye değerlendirmeden insanları sadece insan olduğu için ve yönettikleri kurumlar için saygı duymak lazım. Bulundukları makam için saygı duymak lazım. Ve lig ayırt etmeksizin de insanlara destek olmak lazım. O gün nasıl boykot edilmediyse bugün de boykot olmamalıydı. Bugün de boykot olmak. Bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Çünkü içimde kanayan bir yara. Yıllardır bu hakemlerin konuşmaması, Merkez Hakem Kurulu'nun konuşamayız. Niye konuşamazsınız? Hayırdır? Neden saklanıyorsunuz? Neden bir şeyleri anlatmıyorsunuz? Hata da yapabildi. Hata yaptı bu hakem deyin. Deyin bunu. Ne var bunda? Yani insan hata yapabilir. Biz hata yapmıyor muyuz? Oyun kurgusunda bazen hata yapıyoruz. Oyuncu seçimlerinde hata yapıyoruz. Maçtan sonra öz eleştirip yanlış yaptığımızı söylüyoruz. Bunları biz dile getiriyorsak hakemler de dile getirmeli ki daha şeffaf, daha kaliteli, insanların birbirine daha çok saygı duyduğu,
evet bu gerçekten hata yapmış diyebileceği bir ortam yaratalım diyelim. Ve inşallah Türk futbolunda bir şeylerin değişmesini çok arzu ediyorum bir futbol adamı olarak. Ama futbol el değiştirdiği için, futbolu yönetmeyenlerin, bilmeyenlerin yönettiği için maalesef bu sıkıntıları hep yaşamaya devam edeceğiz. İşte bu yüzden de Beşiktaş takımını cani gönülden kutluyorum. Başına getirdikleri futbol adamlarının son derece bu işte bu sektörde önemli bir atılım yapacaklarını ve bu önemli adımı atacaklarını düşünüyor ve inanıyorum. Bunların da çoğalmasını arzu ediyorum. Böyle adı sportif direktör, idari menajer, idari direktör gibi böyle saçma sapan tanımlamalarla insanların futbolun bilgilerinin uzaktan yakından olmadığı kişileri kulüplerin başına getirdikçe de batmaya devam ederiz. Yani bizi yönetenler aslında problemli. Bizi yönetenler değişmedikçe de bu Türk futbolunda herhangi bir şeylerin değişeceğini düşünmüyorum. İnşallah Beşiktaş takımını örnek alırlar. İnşallah Beşiktaş takımı da bunu tabii 15-20 sene önce Bayern Münih'in uyguladığı örneği 20 sene sonra biz ülkemize getirebiliyoruz. Maalesef de bu ülkemizin problemlerinden bir tanesi. Ümit ediyorum inşallah düzelir ve bir şeyleri de değiştirme çabası içerisinde olur Türk futbolunu yönetenler. İyi ve keyifli gitmekteyiz. Kazandığımız maçlar puan farklarını fazlalaştırmaya başladı. İnşallah son 2 haftada da biz istediğimiz, arzuladığımız puanları alır ve inşallah lige biraz daha puan farkının farklı olmasını sağlarız. Evet, bizim şu anda görünen 4-5 tane bu anlamda önemli ve iyi takımımız var. İyi takımlar var. Ama bu yarış sonuna kadar devam edecek. Ben baştan beri söylüyorum. Lig zorlu geçecek. Bu bir fragman demiştim. Daha film başlamadı henüz demiştim. Puan farklarının evet biz açılmasını çok arzu ediyoruz ve bunu alacağız demiştim. Bunu söylerken hayal kurmuyordum. Bugün de hayal kurmuyorum. Bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor. Biz ne istediğimizi biliyoruz. Kulüp olarak büyük bir değişime girdiğimizi biliyoruz. Kulüp içinde inanılmaz bir değişim oldu. İnanılmaz bir profesyonellik yerine gelmeye başladı. İşte kulübümüzün idari anlamdaki değişimine ben zaten hep gem vuruyordum. Bu konuda çok sıkıntım olduğunu söylüyordum. Sağ olsun Erkan Başkanımı, Sayın Başkanımız, Onursal Başkanımız Cengiz Aygün getirerek buradaki idari olarak inanılmaz bir değişim ve profesyonellik gelmeye başladı. İşte bugün de sizlerle beraber olduğumuz gibi oyuncularımızla bir takım şeylerin tekrar değişimini sağlamak adına sizlere ve insanlarımıza bir şeyleri aktarım adına daha böyle modern, daha kaliteli yaklaşmaya ve bunu da ilerletmeye çalışıyoruz. Daha iyi bir kurum olmaya çalışıyoruz. Bunu başaracağız, bunu istiyoruz. Evet, elbette ki bunu istemeyenler de var. Bunu bir şehrimizde de istemeyenler var. Bunun büyümesini küçük olsun bizim olsun diyenler de var. Ama ben bu küçük olsun bizim olan diyenlere fırsat verdirmeyeceğim. Ve biz büyük olacak, hepimizin olacak. Büyük olacak bütün ülkemizde yaşayan Kastamonluların olacak. Sadece Kastamonu'da yaşayan Kastamonluların olmayacak. Ülkemizde yaşayan, Türkiye'nin her bir yerinde görev yapan, ekmeğini kazanan, oralarda çalışan, çoluğuna çocuğuna bakan, orada ikamet eden insanlara da ben Kastamonluyum diyen bir gurur yaşatmayı arzu ediyoruz. Bunda da başarılı mıyız? Şu an itibariyle başarılıyız. Yolumuzda emin adımlarla mı yürüyoruz? Emin adımlarla yürüyoruz. Laubalilik, ciddiyetsizlik bizim kitabımızda yazmaz. Üstten bakmak, insanları veya takımları bir alt sınıfa çekmek gibi saygısızlık bizim kitabımızda yazmaz. Isparta Spor gibi çok önemli, çok kaliteli bulunduğu yeri gerçekten çok böyle oynadığı oyunla, verdiği mücadeleyle hak etmiş bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden takdir ettiğim takımlardan bir tanesi Isparta Spor. Tıpkı Soma gibi. O yüzden bu tip takımlar gerçekten önemli işler yaptılar ve bugün de inşallah biz gidip orada bu önemli takımlara karşı nasıl başardıysak orada da başarmayı ve orada da kazanmayı arzu ediyoruz. Evet, bu konuda oyuncularıma güveniyor muyum? Çok güveniyorum. 2 tane eksiğimiz var. Zahit de sakat. Ali'nin de sarı kart cezalısı. 4 sarı kart cezalısı. Onun dışında bir eksiğimiz ve bir problemimiz yok. Her şey çok keyifli. Sizleri burada görmek çok keyifli. İnsanlarımıza tekrar galibiyeti inşallah yaşatmak, bu haftada sürdürmek. Deplasmanda biz son derece güzel şeyler yaşıyoruz ve yapıyoruz. Bunu da tekrarlamak istiyoruz. İnşallah kazanarak dönüp bu şehre bir kez daha devre arasına girerken son maçı içeride oynayacağımız Arnavutköy maçına da daha böyle renkli, onların da bize daha zevkle yanlarımıza geleceği ki
Yine şunun da altını çizerek söylüyorum. Son oynadığımız müsabakada, Karaman müsabakasında geri dönüşümüzün tek sebebi taraftardı. Bunu çok altını çizerek söylüyorum. Lütfen bunu, beni tanıyanlar çok iyi bilir. Hiç yalakalık yapmam. Hiç de hayatım boyunca söylemeyeceğim bir sözü böyle kıvırarak söylemem. Direkt söylerim. O yüzden çok teşekkür ediyorum. İkinci devre verdikleri bize büyük destek, büyük moral, büyük takviye bizim maçı dönmemizi sağlayanlardan bir tanesiydi. Herkese ağzına, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah içeride Arnavutköy maçını bitireceğimiz 2023'ün son haftasında da lider olarak tamamlamayı ve inşallah puan farkının da açılarak devam etmesini arzu ediyoruz. Transfer sorularını 2 hafta sonra mı alıyorsunuz? Onları şimdi almayayım. Transferle ilgili herhangi bir şeyi açıklama yapmak istemiyorum. Daha sonra inşallah 2 hafta sonra bunlardan hiç kimsenin haberi olmadan bir transfer yapmayacağız. Çok kaliteli, çok düzgün ve bu takıma destek verecek. Bu takımın birlik ve düzenini, birliğini bozmayacak ve kesinlikle öz ama doğru transfer yaparak eksiğimizi biliyoruz. Hepiniz gibi sizler de biliyorsunuz. Bizler de biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ve bu eksik doğrultusunda da gereken takviyeyi yapacağız. Gizlimiz saklımız yok. Biz şampiyon olmayı arzu ediyoruz. Burada oyuncularımız da bunu kabullenecek. Biz de kabulleneceğiz. Herkes kabullenecek. Arzu eden, isteyen, oynayan, coşkusunu sahaya koyan her kimse yeni transfer yaptım diye onu oynatmak zorunda değilim. Asla ve asla böyle bir kuralım yok. İyi oynayan, iyi oynamaya devam eden herkese formam sonuna kadar askıda asılı. Teşekkür ederim.